Sosyal medyanın en büyük tuzağını bugün anlatmak istiyorum. Ve bu videoyu izlerseniz kendinizi, yakın çevrenizi bu asrın en büyük tuzağından kurtarırsınız. Sosyal medyayı iyi tarafından kullanırsınız. Sosyal medyanın artısı var. Bunu kabul ediyoruz. Ama bir o kadar da belki ondan daha fazla tuzağı da var. Peki bu tuzak nedir? İnsanları bilgi kirliliğiyle beraber cahilliğe itmesi. Yani bir cahil toplum oluştu ve bu azımsanmayacak ölçüde bayağı kalabalık. Ve bu toplum kendini bilgili zanneden cahillerle dolu. Şimdi insanlar bilgili zannediyor, kalıp oluşturuyor beyninde. Yani beton kalıpları düşünün. Sosyal medyada sadece resimleri çevirerek öğrendiği neyse artık bilgi kirliliğiyle beynini öyle dolduruyor ki beton kalıplar oluşturuyor ve bu beton kalıpların içine sığmayan gerçek bilgiyle karşılaştığında onu reddediyor. Yani şöyle düşün, öyle bir çaresizlik öğreniyor ki, hani buna öğrenilmiş çaresizlik deniyor. Gerçeği gösterdiğinde, ispatladığında bile onun kalıbına, cahillik kalıbına uymadığı zaman o gerçek bilgi onu reddediyor, inada bindiriyor ve uygulamıyor. Yani o gerçek bilgiden faydalanamıyor. Şöyle bir açıklama, bir ayet aklıma geldi. Biz onların kalbini mühürledik. Kalbi mühürlenmiş insana dönüşüyor. Kabul etmiyor hiçbir zaman. Ağzında kuş tutsan gerçeği kabul etmiyor. Yani çareyi önüne getiriyorsun, gösteriyorsun. O hala çaresizliğe sığınıyor. Ama bende çalışmaz. Ama bende olmaz. Ama o dediğin gibi değil. Kolay değil gibi argümanlarla karşına çıkıyor. Reddediyor, muhalif oluyor. Dolayısıyla en büyük tehlike bilgili zannedip cahil kalmak. Peki o zaman biraz açıklama getirelim. Bu insanlar bilgiye sosyal medyadan nasıl ulaşıyor? Scrolling dedikleri tek parmakla böyle iterek, tamam mı, resimlere bakarak, hızlı hızlı geçiştirerek, zaman öldürerek bilgiler öğreniyor zannediyor. Ve bu bilgilerin büyük bir kısmı zaten kirli bilgi. Gerçek bilgiler değil. Yani gerçek hayatta olmayacak etiket bilgiler, uygulanamayacak, sana uymayan, senin değerlerine uymayan, ispatlanmamış, etkisiz, sadece kulağa hoş gelen bilgilerle dolu. Ve beynini kişi bunlarla dolduruyor. Bu kişi sosyal medyada resimlerle bir şeyler öğreniyor ya, bir özgüven geliyor kendine. Ben diyor bayağı biliyorum diyor, öğrendim diyor. Okudum diyor çünkü. Kitap okumadan sosyal medyayla öğrendim diyor. Buna cahil cesareti diyorlar. Yani bir cehalet. Bildiğini zannediyor. Aşırı özgün. Cehalet özgüveni derler buna. Önüne gerçek bilgi geldiği zaman, çözüm geldiği zaman. Mesela biz 700 tane video yaptık. Çözümleri orada gösteriyoruz. İnsanların gözüne sokuyoruz. O videoların yetersiz olduğunu söylüyor. Çünkü o biraz önce dediğim gibi beyninde kalıplar oluşturmuş ve basma kalıp bilgileri öğrenmeye alışmış. Güzel sözlerle bir şeyler öğrendiğini zannediyor. Doğru bilgi o diyor. Sen ona gerçek bilgiyi gösterdiğin zaman kabul edemiyor. İşte sorun bu. Çözüm ne sevgili arkadaşlar? Çözüm şu. Bilgili olmak değil hedef. Öğrenmek değil hedef. Hedef bilge olmak. Bilge ne demek? Bilge öğrendiklerini yaşayan demek. Bildiklerini hayatına yansıtan demek. Benim sözlerim eğer sana tesir ediyorsa demek ki ben onu uyguluyorum. O yüzden sana tesir ediyor. Eğer ben sana tesir etmiyorsam cümlelerimle, o zaman uygulamıyorum demektir. Örnek, sınıf öğretmeni şunu söylüyor. Diyor ki evlatlarım, öğrencilere sakın diyor sigara içmeyin diyor. Hiç tavsiye etmem. Bak diyor çok kötü diyor. Ölürsünüz diyor, kanser olursunuz diyor. Söylüyor bak, bu bir bilgi değil mi? Aktarıyor. Sonra okulun bahçesine çıktığında paketinden sigarayı çıkarıyor, içmeye başlıyor. Bilgiyi aktardı. Çok güzel. Fakat kendisi uygulamadığı için o bilginin bir faydası yok. Bir tesiri yok. Eğer bu kişi bilgi olsaydı, gerçekten sigarayı bırakmış, sigarayı kullanmayan birisi bu cümleyi öğrencilerine söyleseydi o zaman tesiri yapardı, o zaman etkilerdi. Dolayısıyla hedef bilge olmak gerekiyor. Bu anlattıklarımı uyguluyorum. O yüzden faydalıyım. Sosyal medyada öğrendiğin bilgilerin çoğunu çöpe atabilirsin. Çünkü orada içerik üretmek için bilgi aktarıyorlar. Çoğu bunları zaten uygulamıyor. Adamın cebinde para yok, ayın sonunu zor getiriyor. Sana finansal konuda danışmanlık yapıyor. Bilgi veriyor YouTube'da. Kardeşim ben seni dinlersem, doğruyu öğretsem bile ben senin gibi çulsuz olacağım. Niye? Ters etkisi oluyor bu sefer. Doğru bilgi verse bile
Uygulama dediği için ben onu modellediğimden dolayı, modelleme tekniği, ben onun gibi çulsuz olacağım. Eğer param varsa onu dinlersen parasız kalacağım. O yüzden kimden ders alıyorsun? O sosyal medyada çoğu uygulamayıp anlatanları dinlemeyi bırakın. Çünkü bunların %98'i hayatında hiç yaşamamış, onları uygulamamış adam karısıyla problemli. Sana aile danışmanlığı yapıyor. Sen onu dinlersen aileni dağıtacaksın. O yüzden bu cahiller zümresine katılmamak için birinci kural, sen kimden gerçekten faydalanabilirsin? Sana bilgi veren kişi anlattığı gibi kendisi uyguluyor mu? Ona bakacaksın. Uyguluyorsa seni bilge yapar. Yoksa cahil yapar. O kadar. Açık ve net. Bununla beraber insanın bilgi haline getiren, ihtiyacı olan bilgi kişiye özel olmalı. Kişiye göre olmalı. Yani basma kalıp herkese uymuyor. Kişiye göre değişiyor. Bunun B vitaminine ihtiyacı var. Bunun C vitaminine ihtiyacı var. Bunun da başka bir şeye ihtiyacı var. Dolayısıyla öyle basma kalıp bilgiler YouTube'da anlatıldığından dolayı senin beyninde o şekilde kalıplara alışıyor. O kalıbın dışında sana bir şey anlatıldığı zaman şok oluyorsun. Kabul etmiyorsun. Bu ne demek? Sen cahil zümresine yavaş yavaş ilerliyorsun demektir. Franz Kafka'nın bir cümlesi var. Çok önemli bir cümle. Şunu diyor. Eğer diyor okuduğun kitap seni bir yumrukla uyandırmıyorsa o zaman o kitap yanlış kitap senin için. Ben de şunu söylüyorum. Sen eğer parmağını çevirirken, scrollini yaparken, sosyal medyaya bakarken, resimlere bakarken eğer seni bir yumrukta uyandırmıyorsa onları terk et. Çünkü o seni uyandırmıyor. O seni hatta hipnoza sokuyor. Yani o içerik öyle olmalı ki sana bir şeyi fark ettirmeli. Seni uyandırmalı. Sana yumruk atmalı. Doğru içerik bu zaten. Bunları takip et. Sosyal medyayı ancak farkındalık kazanmak için kullanmalısın. Bilgi kaynağı olarak değil, yani yöntem, taktik öğrenmek olarak değil. Çünkü oradan aldığın bilgi seni cahilliğe götürür. Şu anki sosyal medyanın ürettiği tipten bahsedeceğim. Dün birisi ile görüştük. Bizim ekipten arkadaşlar aradı. Kişi karısından ayrılmış. Çocuğu görüşmek istemiyor. Bu kişiyle zihinsel problem yaşıyor ve emekli yapılmış bir adam. Emekli olmuş, işsiz, işi yok, gücü yok, etrafında arkadaşı kalmamış, itici bir hale gelmiş ve bizim programımıza katılmak için formu doldurup bize göndermiş. Hedefin nedir diye sorduğumuzda şunu söylüyor bakın. Ben diyor sabahtan akşama kadar zaten sosyal medyadan birçok şey öğrendim diyor. Çok kendimi geliştirdim diyor. Bakın kendimi çok iyi geliştirdim diyor. Ben diyor o kadar bilgiliyim ki diyor. Körelmek için diyor sizin programınıza katılmak istiyorum. Yani geliştirmek için değil, geri gitmek için sizden destek almak istiyorum diyor. Düşünsenize adamda öyle bir özgüven var ki kendini o kadar bilgili zannediyor ki sorsan 40 tane üniversite mezunuyum diyecek. Normalde bu adam psikiyatriste gitse buna Krüger sendromu teşhisi koyarlar. Ve sosyal medya bunun gibi insanlar üretti. Dolu bunlar etrafında. Çevre dolu, narsistlerle dolu, Krüger sendromu olan insanlarla dolu, cahillerle dolu piyasa. Sosyal medyada karıştırdığı videolarla kendini profesör ilan eden, uzman ilan eden insanlarla dolu. İşte bu adamın bu hale gelmesine sebep olan sosyal medyadaki içerikler, güzel insanlar. Bu adamı uyandıracak bir şeyler üretilmesi lazım, içerikler üretilmesi lazım. Yani tutup sarsan, onu yumruklayan, ona farkındalık oluşturan içerik. Bu kişiyi karşına alıp sorsan, bak kardeşim sen bu kadar bilgiye sahip oldun değil mi? Kendine göre bilgilisin. Bedavadan içerik tükettin. Başarılı olduğunu zannediyorsun. Cebinde bir kuruş paran yok. Ailen dağılmış. Çoluk çocuğun yok. Zihinsel problem yaşamaya başlamışsın ki seni artık emekli yapmışlar genç yaşta. Sen başarılı olduğunu düşünüyorsun. Peki bu zamana kadar 5000 euro hiç ödedin mi kendini geliştirmek için? Dediğin zaman ne diyecek? Yo, ben bilgiye para vermem. Ama neye para verirsin? Eğlenceye veririm. Arabanın jantına para veririm. Tüketime para veririm. Ama bilgiye vermem. İşte bunlardan bahsediyorum sevgili arkadaşlar. Yani eğitime ben para vermem. İşte o yüzden zaten sonuç ortada. Sen o yüzden bu hale geldin. Görünen köy kılavuz istemez. Bu videoyla vermek istediğim mesaj şu, bilgiyi nereden öğreniyorsun? Bunu seç. Eğer uzman uygulamadan sana bilgi veriyorsa, sözüyle özü aynı değilse, hayatında sana anlattıklarını yaşamayıp sana anlatıyorsa uzak dur. Çünkü seni cahilleştirecek.
senin daha fazla bilgiye ihtiyacın yok. Senin bilge olmaya ihtiyacın var. Bilge olmak demek öğrendiği bilgiyi hayatına yansıtmak demektir. Bunu tek başına da yapamayacağını kesin söyleyeyim. Çünkü sen boks maçına çıkacaksın ve yanında bir antrenörün olması gerekiyor. Antrenörsüz maça çıktığın zaman kesin kaybedeceksin. Hep yumruk yiyeceksin. Hayatında sürekli seni ezecekler. Devamlı herkes sana yumruk atacak, tekmeleyecek seni. Niye? Çünkü antrenörün yok. Antrenörün olursa seni bilgi haline getirir, öğrendiklerini hayatına yansıtırsın. Neyle? Antrenörle. Yanında şoför öğretmeni sana araba sürmeyi öğretecek. Tek başına kitap okuyarak, video izleyerek araba sürmeyi öğrenemezsin. Bu gerçeği kabul et. Bunun için de kendine bir antrenör bul, bir mentor bul, bir yol gösteren bul, bir rehber bul ve onunla iletişime geç. O kişinin seni ikna etmesini de bekleme. Çünkü o seninle niye uğraşsın ki? Onun sana ihtiyacı yok ki. Senin ona ihtiyacın var. Sen kendini ikna etmen lazım. Sen kendini ispatlaman lazım. Sözünün eli olduğunu ona gösterebilmen lazım. Onun dediklerini hayatına yansıtacağını ona göstermen lazım. Çünkü o antrenör niye seninle uğraşsın ki? Sana anlatacak, sen uygulamayacaksın. O zaman onun hayatına zarar vermiş olursun. Dolayısıyla sen kendini ona ispatlaman lazım. Bunu da net olarak söyleyeyim. Artık bugünden sonra kendine bir rehber bul. Ve onunla beraber bir yolculuğa çık. Tek başına kurtlar yer seni. Eğer bizi rehber olarak seçmek istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza kafadaki kilitleri açarak, içindeki yetenekleri ortaya çıkararak onların daha başarılı, daha huzurlu, daha bereketli hayatlara sahip olmalarına yardımcı olduk. Bu konularda sana da yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilmek için videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.